Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Gizem Uzuner Gençtürk araştırma müdür yardımcımız. Az sonra hem aracı kurum raporlarını aktaracak hem de birlikte Bloomberg ETF tüketici güven endeksini ele alacağız. Öncesinde ise borsa açılışından önce beklentileri değerlendirelim. Piyasalardaki son durumu konuşacağız. Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Karşımızda Hazine Müdürü Arda Coşar var. Arda Bey, bir tarafta biz içeride tabii Merkez Bankası'nın 2021'e ilişkin para ve kur politikası metnini takip edeceğiz. Bir yandan da yurt dışında Amerikan Merkez Bankası'ndan beklentiler var. Faize dokunması beklenmiyor ama aşının umut verdiği bir ortamda bile tahvil alım programı ile ilgili sözlü yönlendirmeyle güvercin bir tavır edinmesi bekleniyor yine Fed'in. Siz neler bekliyorsunuz? Piyasada hangi seviyeleri takip ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bugün aslında haftanın veri akışı açısından en yoğun gün. Bir kere küresel bazda Euro bölgesinde ve ABD'de imalat ve hizmet PMI verileri var gündüz. Akabinde de ABD tarafına perakende satışlar verisini alacağız. Yine akşam saatlerinde Fed'in toplantısı var, toplantı metni kararı var ve daha sonra da Fed Başkanı'nın konuşması var. Şimdi Fed'e dair beklentilerde dediğiniz gibi faiz tarafında beklenti söz konusu değil. Ancak sözlü yönlendirme Fed'in 2021 yılı projeksiyonu, büyüme, enflasyonu ve işsizlik oranlarına dair beklentileri ön plana çıkacaktır. Ayrıca şu anda Fed'in devam etmekte olan ve açık uçlu tahvil alım programı söz konusu. Burada vadeler arasında bir değişikliğe gider mi? Yani daha kısa vadeli tahvil alımlarını azaltıp bunun yerine daha uzun vadeli 10 yıl veya 30 yıl vadeli tahvil alımları arttırma yoluna gider mi? Veya bu toplantıda gitmese bile önümüzdeki toplantılarda böyle bir yol izleme ihtimaline dair bir işarette bulunur mu bulunmaz mı? Bunlar piyasa üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışına gelince de Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın konuşmasında beklentimiz daha çok fiyat istikrarına vurgu yapılması. Daha önceki yazılı açıklamalarında Merkez Bankası kararlarında da fiyat istikrarına vurgu yapılmıştı. Bu tonlamanın devamını bekliyoruz. Rakamlara gelince yurt içine baktığımız zaman ABD tarafından uygulanan yaptırımlar en azından endişe edildiği kadar ağır yaptırımlar değil, ekonominin geneli etkileyici yaptırımlar değil. Bu yüzden baktığımız zaman TL tarafında TL lehine bir fiyatlama görüyoruz. Yani dolar TL tarafında yukarı yönlü bir hareket yok. Bu açıdan bugün yaklaşık aşağıda 7.75 seviyesi, yukarıda 7.85 seviyesi civarlarında bir fiyatlama görebiliriz diye düşünüyorum. Daha çok bugün dolar TL açısından aşağı doğru baskılı bir fiyatlama görmemiz söz konusu olabilir. En azından FED saatine kadar. Borsa tarafına gelince borsa yukarı yönlü eğilmesini devam ettiriyor. Hem önümüzdeki dönem Merkez Bankası toplantısından dolayı ayrıca küresel bazda da borsada iyimserlik devam ediyor. Bunun da etkisi var. Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 1375-1380 gibi yerlere doğru geri çekilmelerde piyasa bunu daha çok alış tarafında, alış fırsatı tarafında kullanabilir diye düşünüyorum. 1400'lerin üzerinin yolunun açık olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ediyoruz. Arda Bey'in de söylediği gibi bu haftanın belki de en yoğun ajandasıyla karşı karşıyayız Gizem. Öncesinde piyasa beklentilerini bir de seninle istersen turlayalım. Özellikle borsa kanadında rekorla kapanış gördük. Nasıl bir beklenti var? Bugün de endekse pozitif bir güne başlayacağımız yönünde bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Hani kısa vadeli teknik görünümü güçlü olarak değerlendiriyor analistler. O yüzden bu yükseliş aynı inmeyle aynı şekilde devam edebilir ya da yeni rekorlar söz konusu olabilir. Sabah Tufan Derinler de benzer görüş verdi İstanbul portföyden. Evet, yabancı ilgisi de var aynı zamanda. Burada aslında kritik olan konu şu. Biz evet kısa vadeli belki rekor, hani zaten 3-5 puan oynayınca da rekordan bahsediyoruz. Tabii, üst üste. Hani ondan yana bir sıkıntı yok ama gerçekten de bu aralık toplantısı bittikten sonra şeyi fark edeceğiz bence. Biraz gerçekten dönüm noktası gelişmekte olan ülkeler için. Çünkü bütün özellikle riskli varlıklar açısından bakacak olursak her yerde devam eden bir rally var. O rally ekonomik gerçekliklerden biraz önde gidiyor. Şu an hani mesela aşı
tam olarak herkese vurulmadı zaten. İşte tam bir etkisini görmedik ve ekonomik toparlanmadan çok sınırlı bahsedebiliyoruz. Bir de vaka sayıları bazı yerlerde yükseliyor. İşte piyasalarda iyimserlik var çünkü aşı umudu var diyoruz ama daha ortada net bir şey aslında yok. Ama şu an her yerde görünen rally bizde de aynı şekilde görülüyor. Eğer o aşı hayata geçtikten sonra gerçekten ekonomik toparlanmaya da başlarsa bir şekilde gelişen ülkeler için bu çok büyük bir fırsat olacak varlık sınıfları açısından. Hani hem hisse için söylüyorum hem tahvil için söylüyorum. Çünkü çok çok geride kaldık. Yani şu dönemdeki toparlanmada başı yine gelişmiş ülkeler çekmişti. Gelişen ülkelerde hala fırsat var. Hani biz de iskontoyu belli bir ölçüde kapattık ama o iskontoyu belli ölçüde kapatmamıza rağmen mesela sabah Ünlenko'dan Erol Bey'le de konuşuyorduk. 3 yıllık iskonto üzerinden gidecek olursak dedi ki işte %15-20 civarında hatta daha da fazla bir iskonto var. Yani %30 bir iskonto var. Eğer 5 yıllık tarihi iskontomuza baktığımızda yine de %20 civarında bir iskonto ortaya çıkıyor diyor. Yani aradaki iskonto kapanmış olmasına rağmen yine tarihsel ortalamamızla kıyaslandığında yine de Türk varlıklara ya da özellikle Borsa İstanbul getiri potansiyeli sunuyor diyor. İşte burada önemli olan da hangi gelişen ülke hangi doğru adımları atacak ve evet, bütün bu toparlanmadan en fazla hani krizi fırsata çevirebilecek işin özetinde. Peki şirketler adına bakacak olursak bugün hangi hisselerde arkasında bir hikayeyle yükseliş veya düşüş görebiliriz? Bugün en önemli gündem maddesi aslında Arçelik'le ilgili. Burada Hitachi aynen. Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik'in çoğunluk hissesiyle kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması amacına yönelik hisse satın alma anlaşması imzalandı. Buradaki detayları aslında çok 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 uzun. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. Arçelik için ne ifade ettiği kısmına geleyim doğrudan doğruya. Çünkü aslında Arçelik'in yaptığı açıklama hafta sonu o Japon basınında yazan yazıdan farklı değil. Orada da Hitachi'nin işte özellikleri nedir ne değildir kısmı çok detaylı vardı. Arçelik'in kapta yaptığı açıklamada zaten bütün bu detaylar var uzun uzadıya. Ne anlama geliyor? Nasıl yorumluyor piyasa? Onu söyleyeyim biraz. Şunu da belki göz ardı etmemek lazım. Arçelik son dönemde bir iyimser fiyatlamaya işaret ediyordu zaten. O yüzden de bu haber akışının hem de pazartesiden bu yana konuştuğumuz için belli noktalarda fiyatlamalara dahil olduğunu düşünenler de var. O yüzden bugünkü açılış itibariyle bir rally belki görmeyebiliriz. Belki belli ölçüde fiyatlandı diyenler de oldu analistler tarafında. Onu da söylemiş olayım. Mesela Vakıf Yatırım demiş ki satın almanın Arçelik'in Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hedefi kapsamında satış gelirlerine yaklaşık %20, Favio'ya %10 katkı vereceğini düşünüyoruz demişler. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle Arçelik'in net borç pozisyonu 5.4 milyar TL seviyesindeyken net borç Favök rasyosu 1.34 seviyesinde. Satın alma ile ilgili haber akışları öncesinde son bir haftada endeksten %9 pozitif ayrışan şirket hisselerine haberin pozitif yansıması beklenebilir diyor. Yani Vakıf Yatırım'da az önce söylediğimi söylüyor ama yine de onlar pozitif bir yansımanın söz konusu olabileceğini düşünmüşler. Her ne kadar son bir haftada endeksi yenmiş olsa bile. Bir başka yorum mesela aktarayım. Garanti Yatırım da mesela Arçelik'i yorumlamıştı. Arçelik bu arada birçok model portföyde zaten bulunuyor. Mevcut durumda cirosunda ihracatın payı çok yüksek olduğu için böyle uluslararası büyüme stratejisi kapsamında biraz daha defansif görülüyor. Bir de zaten yurt içinde de pazar liderliği var. Bundan kaynaklı da hani iç talep de canlansa Arçelik'e yarıyor. İhracat pazarları toparlansa da yarıyor. O yüzden birçok model portföyde defansif görülen ve bulunan da bir şirket olduğunu söyleyeyim. Mesela Garanti Yatırım demiş ki devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 2019 yılı dolar bazlı rakamları baz alındığında Arçelik'in 2019 yılı dolar bazlı gelirlerinin %18'ini, Favio'nun %12'sini işaret ediyor. 9 ay rakamlık rakamları itibariyle Asya Pasifik bölgesinden elde ettiği gelirler toplam konsolide gelirlerinin yaklaşık %11'ini oluşturuyor. Hitachi ile hisse satın alım sözleşmesinin imzalanması Arçelik'in Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz demişler. Dolayısıyla herkes açısından zaten bu haber akışı Arçelik üzerinde pozitif olarak algılandı. Bir başka şirket haberi, dediğim gibi özetinde Arçelik için pozitif bir haber. Bir başka şirket haberi Tekfen'le ilgiliydi. 100 milyon dolar değerinde olan Basra bölgesindeki su ayrıştırma ve transfer üniteler projesine tekrar başlıyor. Tekfen İnşaat'ın 2016 yılında İran Basra bölgesindeki Rumelia petrol sahasında inşa edilecek toplam değeri 100 milyon dolar su ayrıştırma ve transfer üniteleri projesinin yapımı kapsamında BP ve Irak NV ile imzaladığı 2019 yılı sonunda %65'ini tamamladığı proje pandemi koşullarında hatırlanacağı üzere ara verilmişti. Yeni kararla projenin kalan
Tekfen kısmı için ilave kapsamlı yeniden işbaşı yapılacak. Bu da Tekfen Holding özelinde pozitif karşılanan bir haber akışı olduğunu söyleyebilirim. Devam edeceğiz ama borsa açıldı. Hemen gongdaki seviyeyi de verelim. 1404 puanda Borsa İstanbul 100 ana endeksi günü karşıladı. %0.63'lük yükselişte 8.85 puanlık bir yukarı yönlü hareket var. Açılış itibariyle Özak Gayrimenkul, Kartonsan, Ege Endüstri, Tümosan, Sabancı Holding gibi hisselerin en çok yükselenler listesinde olduğunu hemen şöyle kısaca aktarmış olalım. Bu arada açılış itibariyle de 95 hisse yükseliyor, 2 hisse düşüyor, 3 hissede ise değişim yaşanmıyor diyelim. Onu da bir dipnot olarak verelim ve Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi açıklandı. Oradan rakamları aktararak devam edelim. Bloomberg KT tüketici güven ön endeksinde Aralık ayında bir önceki ayın nihai endeksine kıyaslandığında %12'lik bir artışla 68.90 değeri alındı. Endeksin detaylarına baktığımız zaman tüketicinin hem mevcut durum algısı hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme yaşandığı görüldü. Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişim, reform gündemi ve Merkez Bankası'nın para politikasında attığı sert adımın finansal piyasalar ve beklentilerde yarattığı görece olumlu gelişmenin tüketici güveninde artışa yol açtığını izliyoruz. Bu çerçevede Bloomberg KT tüketici beklenti ön endeksi bir önceki aya kıyaslandığı zaman %10.80 yükseldi. 82.82 değerini aldı. İçinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygunluğunu ölçen endekse baktığımızda Bloomberg KT tüketim eğilimi ön endeksi %29.95 gibi sert bir oranda geri çekildi. 42.25 değerini aldı. Tüketici beklenti endeksi son birkaç yıl ortalamalarına yaklaşsa bile özellikle eğilim endeksi oldukça düşük seviyelerde kalmaya devam etti. İçinde bulunduğumuz süreçte iç talepte önemli bir yavaşlamaya da böylece işaret etti diye belki yorumlayabiliriz Gizem. Kesinlikle yani biraz yani Kasım'da birçok işte değişim gözlemledik. Yani normalleşme adımları dedik. Doğru. İşte ekonomi yönetiminde değişiklikler oldu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Ardından verilen mesajlar aslında piyasanın duymak istediği şeylerde neydi? İşte başta fiyat istikrarını sağlayacağız, enflasyonu düşüreceğiz, cari açının önüne geçmek için işte kalıcı reformlar yapacağız, ithalat bağımlılığımızı azaltacağız. Daha öncesindeki vurguda değişiklikler vardı. Yani biz salgın döneminden de biraz önce aslında hani sıcak paradan ziyade Türkiye'ye doğrudan yatırım gelsin, yatırım gelsin ve kalıcı olsun perspektifinden biraz benim anladığım kadarıyla konuşmalar o yöndeydi. Şimdi artık yabancı sermayenin hani en son Cumhurbaşkanı da zaten o şekilde söylemişti. Evet. Dili, dini, ırkı yok yatırımın. Hani sıcak para da olsa, doğrudan yatırım da olsa yatırımcıya kucak açan bir Türkiye perspektifi çiziliyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da hakikaten bunu biraz realize etti aslında. Yani Kasım ayında yabancı ilgisi vardı. Bu senenin değil sadece. Kasım ayında mesela yabancıların menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 2016'dan bu yana gördüğümüz en yüksek aylık alım vardı mesela. Dolayısıyla yabancının ilgisi gerçekten Kasım ayında vardı. Dolayısıyla bir şeyler değişiyor. Hani bu strateji belli ki yabancılar gözünden de biraz beğenilmiş. O yüzden de mesela bugünkü toplantı önemli olacak belli noktalarda. Yani normal şartlar altında hani metin olarak gördük biz 2021 para ve kur politikası raporunu. Ama mesela en son 2016 değil mi? Sayın Çetinkaya açıkladığı zaman basın toplantısı gördük. Sonrasında daha çok akademisyenlerin takip ettiği bir metin haline gelmişti. Metin de aynen ama bu hani doğru bir iletişim. Çünkü neden böyle? Öyle düşünüyorum. Şu dönemde biz hani mesela Sayın Naci Ağbal göreve geldiği Kasım ayından itibaren kendisini hiç böyle basın karşısında görmedik. Şimdi mesela Kasım ayı enflasyonu yüksek geldi. Bununla ilgili mesela para politikası metninde yer verilecek mi? Bununla mücadele için nasıl bir duruş sergilenecek? Hani sıkı duruş yeterli görülüyor mu? Buna belki işaret edebilir. Hani belki bu metin yine normalde... Merkez rezervleriyle ilgili neler söyleyecek önemli. Piyasa yani... buradan da bir takım beklentilere sahip. İşte döviz ihaleleri yeniden mesela 2011'den beri ilk defa başlar mı diye düşünenler bile var. Kesinlikle, içinde. Kesinlikle. Hani böyle aslında hani yılın geride kalanı TL ve döviz likite gelişmeleri, işte buna dair yaklaşımlar, 2021 yılında buna dair yaklaşımı ne olacak Merkez Bankası'nın bunu göreceğiz. Yani normalde raporun içerisinde 4 tane ana başlık olur bu arada. Burada işte genelde standart kalıplardan bahsederiz ama bu sefer görevde Naci Ağbal olduğu için daha farklı bir ortamdan bahsettiğimiz için
Ve ilk defa soru cevap kısmı olduğu için de bu evet. toplantı önem taşıyor. O yüzden farklı şeyler görme ihtimalimiz var. O yüzden bu kadar ilgi çekti aslında. Normalde 4 ana başlığından oluşan bir tane metin görürdük biz. Ama bu sefer hem şartlar farklı, hem vizyon farklı, hem de soru cevap kısmı olduğu için önemli. Bir de ufak bir not daha düşeyim. Hani içeride sadece bizim Merkez Bankamız değil, dışarıda da mesela Fed'i takip ediyoruz tabii. ya. Oradaki kısımda hani bugün belki hani para politikası anlamında çok büyük bir değişikliğe Fed gitmeyecek belki ama Aralık toplantısının önemini hatırlatayım. Makroekonomik projeksiyonlarını açıklıyor Fed Aralık toplantısında. Bir de istihdam piyasası hala zayıf seyrettiği için buna dair görüşleri de fiyatlanabilir. Çünkü oraya bakarak yatırımcı şeyi anlıyor. Hani bu gevşek politika ne kadar daha devam edecek? Çünkü hedef maksimum istihdam ya. Buna bakarak mevcut durumda uyguladıkları konjonktür ne kadar süreyle devam edecek? Çünkü bunlar olduğu esnada biz yine de orada faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Hani buna bir müdahalesi olacak mı ya da buna sözlü bir şey söyleyecek mi? Bu kısmı belki Jerome Powell'ın basın toplantısında takip edilebilir. Şimdi bize geri dönecek olursak az önce biraz Merkez Bankası'nın bugünkü metninden, beklentilerden bahsettiğin Gizem. Şirket haberlerinde aktarmadığımız başlık varsa istersen kısaca hemen onları bir tamamlayalım. Sabancı tarafında örneğin Teknosa'dan işte hisse alımları var. Arzum tarafında yine dağılım ortaya çıktı halka arzdan nasıl gerçekleşeceğine ilişkin talep toplaması 17-18 Aralık. Bireysel burada aslan payını alacak şekilde. Gördük. Bir de dün gün içerisinde şey Koza ile ilgili bir haber akışı vardı. Ama zaten evet. seans içerisinde geldiği için bir etkisi de hani şu gün itibariyle en azından olmadığını söyleyebilirim. Onlar, ÇED raporu iptali var orada. ÇED raporu iptali var aynen. Daha öncesinde olumlu karar verilmişti. O iptal edildi. Şirket bununla ilgili temiz başvurusu yoluna gidecekmiş bu arada. Onu da söylemiş olalım. Bunun haricinde aktarabileceğim bir şey yok. Şirket haberlerinde en ön plana çıkarabileceklerim. Bunlar Sabancı ile ilgili Teknosa ile ilgili ya da söylediğinde zaten etkisi olması bekliyor. Beklenmeyen bir haber akışı bugün itibariyle. Gidelim buradan o zaman bankalar tarafına. Yapı Kredi'nin bankalarla ilgili değerlendirmesi var. Neler öngörüyorlar? Bu rapor aslında Aralık başında yazıldı ama bizim vakitsizlikten aktaramadık. Ama şöyle bu biraz orta vadeli bir görünümü kapsadığı için geçerliliğini koruyor. Şöyle ki hani önümüzdeki dönemde banka bilançoları nasıl seyredebilir? Hangi çeyreği nasıl gerçekleştirebilir? Geçirebilir şeklinde yorumları var. Şöyle ki mesela Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonucu reel faizler tarihi ortalamalarına yaklaştı diyorlar. Burada en son Temmuz ayında strateji notunu yayınlamıştı Yapı Kredi Yatırım. O dönem bankalar için en önemli endişemizin tarihi düşük seviyelerde olan TL reel faizler olduğunu belirtmiştik demişler. Temmuz ve Kasım arasında TL faiz oranlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken TL değer kaybetti. Aynı dönemde ağırlıklı ortalama fonlama faizi de %7'lerden %15'lere geldi diye mevcut durumu değerlendiriyorlar. Endişelerimizi görece azaltan bu olumlu gelişmeler ışığında risksiz getiri oranını %12 olarak dikkate alarak değerlememizi gözden geçirdik demişler. Burada daha öncesinde %13 olarak alıyorlardı. Şimdi risksiz faiz oranını düşürdükleri için otomatikman tahminleri de güncellenmiş oluyor. Diyorlar ki bankalarla ilgili aktif kalitesinde belirsizlikler olmasına rağmen ihtiyatlı karşılık ayrılması sayesinde bankaların güçlü rezervleri var demişler. BDDK'nın mesela yakın vadede takipteki krediler tanımıyla ilgili esneklikleri 2020 sonuna kadar geçerli tutması, 2021 içinde bankaların şimdiden yüksek karşılık ayırmış olmaları sayesinde banka karlılıklarında aktif kalitesi kaynaklı belirgin bir bozulma öngörmüyoruz dediler. Bu yorumun özellikle altını çizmemin sebebi ne zaman ki mesela bir uluslararası rapor ya da işte kredi derecelendirme kuruluşundan bankalara ilişkin bir rapor gelse hep aktif kalitesine atıfta bulunuyor ve orası eleştiriliyor. Mesela Yapı Kredi Yatırım mevcut durumdaki düzenlemeler sayesinde önümüzdeki dönem burada bir bozulma beklemediğini ifade etmiş. O yüzden farklı ve önemli bir yorum. 2021'de 5 büyük bankanın net karını %35 arttırmasını bekliyoruz demişler. Daha öncesinde 2020 tahminleri mesela yani bu yıl %20 arttırmasını bekliyorlar. Önümüzdeki yıl %35 arttırmasını bekliyorlar. Neden 2021'de böyle bir karlılık artışı bekliyorlar diye sebeplerine baktığımızda aktif kalitesinde normalleşme sonrası risk maliyetlerinde iyileşme birinci sebebi. İkinci sebebi 2020'nin düşük bazı sayesinde komisyon gelirlerinde belirgin bir büyüme. Üçüncü sebebi faaliyet giderlerinde sağlanan verimli kazançları olması. 2021'de kredilerde görece yüksek faiz ortamı nedeniyle 2020'ye kıyasla daha sınırlı
tarafında bir büyüme beklerken özel bankaların marjlarında yatay bir seyir, kamu bankalarında ise düşüş öngörüyoruz demişler. Öz kaynak karlılığının %10.3'ten %11.8'e yükselmesini bekliyoruz demişler. En çok tercih ettikleri bankalara bakacak olursak Garanti, Akbank ve İş Bankası olarak sıralanıyor. Çünkü özellikle TL faizlerinin arttığı bir piyasa koşulunda özel bankaların kamu bankalarına göre daha iyi performans aslında sergilemesini bekliyorlar. Kamu bankaları hani ağırlıklı TL fonlama tabanları sayesinde marjlardaki iyileşmeden biraz daha gecikmeli olarak faydalanmış oluyor çünkü. Garanti en çok tercih ettikleri banka. Bunun sebepleri de rakiplerinin üzerinde bir öz kaynak karlılığı yaratma kapasitesi, ihtiyatlı karşılıkları ve aynı zamanda görece güçlü sermaye oranı. Bununla beraber Akbank için de 6 asyası var yapı kredi yatırımın. Bununla birlikte bir de İş Bankası için 6 asyası olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi en çok beğendikleri 3 banka olarak bunlar karşımıza çıkıyor ağırlıklı olarak. Yatırım finansmanda da model portföyde güncelleme var. Onlarda hangi hisseler eklendi, hangileri çıktı? Ereğli model portföylerinden çıkardılar. Şöyle ki bunun gerekçelerine bakacak olursak ki bundan 1-2 hafta öncesine mesela demir çelik sektöründe de çok ciddi bir primlenme görmüştük. Evet, neticesinde, demirin de yurt dışına rekor kırmasıyla beraber. Kesinlikle çelik fiyatları mesela son 3 ayda çok sert yükseldi. Bunun verdiği destek vardı. O yüzden Haziran ayından bu yana Erdemir mesela yatırım finansmanının model portföyünde yer alıyor. TL bazında o günden bugüne %69 getiri sağladı yatırımcısına. Ve BIST 100 endeksle relatif olarak baktığımızda %33 getiri sağladı. Yani endeksi %33 yenmiş vaziyette mevcut durumda. Artan çelik fiyatlarıyla beraber önümüzdeki dönemde karlılık görünümü iyileşse de gelinen seviyede kar realizasyonu yapmayı tercih ediyoruz demişler. Bu iyimser performansın neticesinde. Mevcut durumdaki model portföyünü de hatta ekrana getireyim. Hani şu anki haliyle kimler var diye bakacak olursak Ereğli çıkarıldı dedik. Portföyde şu an mesela Migros var. 58.40 TL'lik bir hedef fiyat var. Yani %43'lük bir getiri potansiyeli sunuyor. Kardemir var. 6.30 TL'lik bir hedef fiyatla %16'lık bir getiri potansiyeli sunuyor. Pegasus mesela 92.20 TL ile portföyde en çok getiri vaat eden hisse olarak karşımızda. Emlak Konut 2.70, Tekfen Holding 19.5, TAV 28.60 diye gidiyor. Görüldüğü gibi aslında yatırım finansman model portföyü bu arada diğer şirketlerle ya da diğer analistlerle kıyasladığında aslında biraz daha çeşitlendirilmiş. Evet. Sektör dağılımı daha farklı. Kesinlikle öyle. Yani ekranda getirdim zaten üstünden geçmeyeyim. Şurada gösterdiğim sütun her bir tercih ettikleri şirket için hedef fiyatı işaret ediyor. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.